Arkadaşlar merhabalar. Geçtiğimiz günlerde başımıza gerçekten çok talihsiz bir olay geldi. Videolar o yüzden gecikti. Onun şokunu atlatmam benim biraz sürdü. Twitter'da anlattım ne olduğunu. Takip edenler biliyordur. Facebook'ta da paylaştım. Uyuyamamıştım ama video stokladım şimdi. O yüzden videonun geciktiğini biliyorum. Kusura bakmayın diyorum ve iyi seyirler diliyorum. Videolar tam gaz devam ediyor. Alright Prez, we gotta talk shoes. Let's talk shoes. Yeah. All right, we've had preliminary conversations, but now it's time to make a choice. You know, we got to figure out what we're going to do, where we're going to go. All right, so am I going to get my own shoe? Of course you're going to get your own shoe. I mean, you're the prez. We'll get you like the presidential suite or something. I don't know. I'd rather weigh my options, see what's out there. Okay, all right. Hey, options are open. Just, you know, got to make a choice. You know what I was thinking about, man, was just going to social media. Once the options come in, see what we're working with, post it online. I'm the president after all, public servant. Got to see what the people want to do. Okay. Democracy, constitution. I like that. I like that. You got a lot of momentum going right now, so we can use that as leverage, you know? We can use it as like... Bruce, man, I'm lucky to even be on the team, all right? If it happens, then... Hey, it's when it happens, because it's happening. I mean, things are going on right now. Like, as we speak, it's happening. Like, as we sit here, right? It's boom, it's happening. Did you feel that? Because I felt something. What was that? My phone ringing? Because bam, it's happening. All right, it's happening. So, hey, show me the menu. Show me some options, and we'll go from there. All right. You're humble. I like that. I can sell that. So I'll go out, and I'll get all the details, and I'll bring you back the best options. Sounds good. Hey, you know what sounds better? Pennies in the piggy bank. Am I right? Pennies in the piggy bank. Boom. Bigs, bucks, Bruce. Yeah. Thanks, man. İşte oyuncumun animasyonları. NBA'deki ikinci ve üçüncü maçımıza geçmeden önce animasyonlarımı göstereyim dedim. Geçen senelerde çok soruluyordu. Benim gibi yapmak isteyen arkadaşlar olursa durdurup videoyu bakabilirler. Ben bizzat satın aldım. Bu sene satın almamız gerekiyor ve özellikle girip onları seçmemiz gerekiyor. Bunları aldım ve seçtim. Bakabilirsiniz. Dediğim gibi benim gibi yapmak isteyen olursa durdurup inceleyebilir. Buraları hızlı bir şekilde geçiyorum. Justice! You can't keep doing this, man. What's up, bro? Talking about getting to the gym before me. Nah. I can't have you in the gym before me. Oh, yeah? Yeah, man. All right, so what you working on today? I'm working on... All right, yeah, now you catching on. I'm working on handles. Yeah? In and out. Top of the key, all the way down to the baseline. Yine bir birebir yapalım dedi. Ben de kabul ettim bakalım. Geçen sefer yenilmiştim. Bu sefer ne olacak? Oo. Faul de yok. Peki o zaman yani kötü düştüm yere bayağı ama neyse ki atışı isabetli değil. Birebir oynamak zorlaşmış bu sene. Bir de benim overall'ım şu anda düşük. Yani gördüğünüz gibi direkt topu tutuyorum küçük bir temasta. Saçma bir şut ama girdi. Animasyonların faydasını görüyorum şu anda. 7-6 öndeyim ve iyi de oynamaya başladım yavaş yavaş birebirleri. Köşede bomboş kaldım ve bu sefer sonuç altın oldu ve maçı kazandım. Yo, that was harder than most practices. I'm gonna let you in on a little secret. I don't get tired. All right. Well, shoot, I need that gym, man. I am cooked. I'm a gym rat too. So whenever you want to get in here and get a real workout in, you let me know. Yeah? Yeah. Shoot, man, I feel like we got off on the wrong foot. And we should hang or something, get some food sometime. I'm gonna be honest with you, Prez. It's hard hanging out around you. Hey, what? I did 4 years of college and I barely snuck in the first round. It's hard to see my limitations manifested in you. That's real. See, growing up, I used to always want to be like my high school coach. My dad used to say, and then what? And then what? What? Yeah, you know, like life isn't a video game. I achieved my goal, and then what? I made it to the NBA, and then what? See, that's what I try to focus on, the then what. And that's not bad. I'm gonna try to keep that in mind. Cool. Where you want to go eat? Tacos. Tacos, cool. Let's get it.
Çaylak sezonumun ikinci maçına çıkmak üzereyim. Bu sefer Detroit Pistons deplasmanındayız. İlk maçı yenildik. Onlar da ilk maçı yenilmiş. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Şu anda takımlar toplanmış bir şey konuşuyorlar derken ısınma ekranına geçtik. Bu ısınma ekranında face scan hakkında yorum yapmak istiyorum. Birazdan yakınlaşır diye umuyorum. Bana benzememiş. Açıkçası ben yayında yapmak istiyorum. Yani gerçekten en iyisi bu oldu arkadaşlar. Ondan öncekileri görmeseniz daha iyi. Gerçekten işte 3 tane göz mü ararsın, 2 tane burun mu ararsın? Berbattı gerçekten. İlerleyen günlerde yayın duyurusu yapacağım. Orada hep birlikte artık face scan'ımı yaparız. Yine slowly günlerine geri döneriz diye düşünüyorum. Bu arada maç başlıyor ve maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap suya, bir kap yemek koymayı unutmayın. Yine gerideyiz tahmin ettiğim gibi oyuna girdiğimde. Aaron Gordon bu arada araya girdi. Detroit'in sahası çok hoş gözükmüyor mu sizce de? Bilmiyorum, bir tek bana mı öyle geldi şu anda ekran yüzünden? Küçük ekranda oynamaya alışmıştım. Yani cidden sahaları çok güzel görünüyor. Aaron Gordon. Perdeye geldi Aaron Gordon. İçeriye diyebilirse çok güzel olacak Aaron Gordon. Yarının bitmesine 2,5 dakika kaldı şu anda. Ben hala bir asistteyim çünkü bayağı az oynadım. Bu maçta Biombo basket faul. Acaba yani son çeyrekte mi oynarım diye düşünüyorum da onu da sanmıyorum. Umarım öyle olur çünkü maç biraz kızışacak gibi. Biombo basket faul. Marjanovic faul yapan isim. Bu önceki oyunlarda da vardı ama şu anda olmayan bir şeyi göstereceğim. O şehrin görünümü değil de. Bu sene oyuna eklenen devre arası şovlarından bir tanesi bu. Bazen böyle saçma animasyonlara girebiliyorlar. Smac'ı basmasa da, ki gerçekte de olabiliyor bazen bu. Bu şovu yapan insanlar Smac'ı basamayabiliyorlar. Onun için mi yaptılar yoksa o bir hata mı bilmiyorum ama bayağı bir gerçekçi görünüyor ve çok güzel olmuş. Normalde oyunun müziklerini kısmadığınız zaman daha iyi oluyor. Ben YouTube için kısmak zorundayım. Telif hakkı yiyoruz ondan sonra. Oo çok güzel döndü yalnız. Bak. Bu güzeldi. Ya ben büyük ihtimalle buraya kendim bir müzik koyarım yani. Oo tam yorum yapacaktım adam akıllı oynayamadım diye. Maçın sonuna geldik. 4 asiste kaldım sadece. 571 VC. Detroit deplasmanında mağlubiyetle ayrılıyoruz sahadan ama bayağı az oynadım gerçekten. Prez. What's the password? Come on, bro. Yo, you got the stuff? Hey, let me in. Oh. Do this, man. All right, man. Worked so hard to get this. Set it up. Yo, I've been waiting all day to play this. Go. You ready to get beat? You can't even play with yourself. How you think you beat me, bro? Oh, come on, man. Keep talking trash, please. Wait till my rating goes up. 65? 65? Are you kidding me? Way higher than that. Oh, set an alarm, man, because if we don't, I'm going to play all day. All right. Hold up. Good idea. Good idea. Good look. All right. All right. Here we go. Hey, baby. I hope you're getting settled in. Make sure you get some food in that fridge as soon as you unpack. Oh, you know what? I should send you something. I think Coach Falls is going to visit with you, so I'll send some food with him. Okay, look, I gotta run. I'm so proud of you. Call me when you get this. Bye. Ve sırada Cleveland maçı var. Hadi bakalım Kyrie Irving'e karşı mücadele edeceğim. Umarım bu maçta bir önceki maçta olduğu gibi az süre almam çünkü bir önceki oyunda yani NBA 2K16'da Cleveland'la çok güzel anılar biriktirdim. Kevin Love'ı bir posterlemek istiyorum ama şu anda sanırım özelliklerim ona yetmez. Quick and Luans Arena'da garip bir kamera açısıyla başladı maç. Ulan etrafa bakayım şöyle, vallahi özlemişim ya. Orlando Philadelphia'dan daha kötü çıktı arkadaşlar. Ne zaman oyuna girsem karşı takımdan birisi coşmuş oluyor. Hadi Kyrie Irving neyse de yani 16'ya 8 yeniliyoruz. Kevin Love araya girmeye çalıştı ama Kevin Love'lığını gösterdi. Orada yine Aaron Gordon üçlüyü gönderdi. Kyrie Irving bomboş üçlüyü kaçırdı. Halbuki çok da iyi başlamıştı ama artık bir yerde de kaçırsın yani. Kevin Love bende kaldı. Aaron Gordon bu adamla çok iyi anlaşacağız. Yani çaylak sezonumuzun 82 maçını da oynuyormuşuz galiba. Öyle bir şey olursa ve ikimiz ilk 5'e yerleşebilirsek gerçekten çok canlar yakarız. Yani Ibaka'dan bile çok tehlikeli bir oyuncu benim gözümde, oyunda en azından. LeBron iki kişinin arasından
Biz yokmuşçasına şut attı LeBron James. 18-13, iyi ya bu sefer öyle beklediğim fark yok yani. Kyrie Irving. Aaron Gordon içeriye girdi. Aaron Gordon smacı bastı. Kevin Love yine muhteşem varlığını gösteriyor. Öne geçme şansımız olabilir. Güzel de bir set oynadık. Aaron Gordon. 24 saniye bitmek üzere. Umarım bana değildir o pas. Yani Hezonya'ya da olsa berbat bir pasta diyebilirim. LeBron içeride Kyrie Irving'i gördü. Git buradan Kyrie Irving. Maçtaki istatistiğimi şu anda yakaladım. Ve ilk çeyreğin bitmesine 5 saniye kaldı. 4. Aaron Gordon. Perdeye geldi ve alley-oop yaparız diye düşünmüştüm. Hezonya top bende patlamasın diye attım. Hezonya son saniye üçlüğünü gönderdi ve atışı isabetli. Onlar da bir Kyrie Irving oynuyor şu anda. Onu da durdurduğumuz sürece maçı alabiliriz yani. Alabilebiliriz. Ne diyeyim ne diyeceğine. Ben nice konuştum bilmiyorum ama Kyrie Irving'e faul yaptım. Justice Young bizim oyundaki ikilimiz. Kendisi hakkında şunu söyleyebilirim. Yani takımda en çok Jody Meeks'e gıcık oluyorum. İkincisi de Justice Young. Çünkü gerçekten hiçbir işe yaramıyor ve sürekli ara sahnelerde çok çalışıyorum ben modunda takılıyor. Bu arada oyuna girdiğimde öyle fark yemişiz ki ne oldu da yedik. Tabii bunlar olduysa yemişizdir. Ben çıktığımda fark çok olsa 10 olsun. Ne ara 22'ye çıktı onu da bilmiyorum. Kyrie Irving yine yardırmış büyük ihtimalle. Aaron Gordon devam ediyor. Ulan bencil olayım desem özelliklerim yetmiyor. Yani bencil olamıyorum istesem de. O yüzden biraz şut deneyeceğim. Channing Frye'in üstünden atışım isabetli. Maçtaki ilk sayım üçlük oldu. Bizim bençimiz Cleveland bençinden 15 sayı daha fazla atmış. Ona rağmen... Yani böyle gerideyiz herhalde, bizim ilk 5 baya kötü oynuyor. Kyrie Irving içeriye girdi, çok güzel pas çıkardı yalnız. Çok güzel döndürdüler. Kevin Love'ın atışı isabetli değil. Şaşırdık mı? Kesinlikle hayır. Ya çok da iyi bir oyuncu, severim aslında kendisini ama ooo. Demek ki övmek gerekiyormuş bazı şeylerini görmek için. Güzel bir blokla durdurdu Hezonya'yı Kyrie Irving. Köşede Iman Shumpert'ı çok güzel gördü. Kitap gibi oyun oynadılar. 60-35. Yarının bitimine yarım dakika kaldı şu anda. Kyrie Irving'i aldı götürdü Aaron Gordon. Bir anlık boş kaldım. İkinci üçlüğüm de isabetli. Bu sefer Cleveland'dayız. Bakalım onların oyuncuları ya da göstericileri nasıl bir şey yapacak. Aynı şeyleri yapmıyorlar. O da bir güzel olmuş. Oo, bayağı yükseldi. Bayağı yükseldi. Bunlar da bir smaç oldu. 38-63. Oyuna girdiğimde 73-55. Her türlü yenileceğiz belli oldu zaten. Beni şu anda Iman Shumpert savunuyor derken Justice Young bomboş kaldı, atışı isabetli. Oo, altımızda ne çıktı öyle? 76-63 iken kenara geldim. 122-94 yenildik. Öh be kardeşim ya. 788 VC geldi, o çok güzel de yani istatistiklere bir bakayım kim ne yapmış bu kadar. Kyrie Irving 34-60, LeBron 28-15 yapmış belli oldu. Yani ben 11 dakika oynayabildim sadece. İlerleyen zamanlarda bu süreler artar umarım. Mağlubiyet aldığımız her maçın sonunda böyle bir ara sahne görüyoruz. Takım içi mutsuzluğu bize böyle yansıtmışlar. Sizinle konuşurken gelen mesajları cevaplayayım. Abimin olayı geçeli 2-3 gün oluyor. Ben o süre içinde video stokladım. O yüzden direkt hani 1500 beğeni olduğu anda atmak için video stokladım biraz. Yoksa diğer türlü olmayacaktı, yetişemeyecektim. Sizleri de daha fazla bekletmemek için öyle bir yol izleyeyim dedim. Geçmiş olsun diyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölüm 1500 beğeni ve 10.000 izlenmede gelecek. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Antalya buluşması. Ney lan? Bu ney lan?